Bu ülkede kadınlar, gençler, çocuklar taciz, tecavüz, katliamla gündemde bilinçli bir şekilde her gün insanlık dışı bir olayla yaşanmıyorlar mı? Bunun temel nedeni eğitim değil midir? Diyanetleriyle ana sınıfına din dersini koyarsanız çocuğun üstün yararı ilkesine aykırı davranarak Alevilerin, farklı inanç gruplarının ya da herhangi bir inanca bağlı olmayanların asimilasyonu pedagojik anlamda hedeflerseniz böyle çürümüşlükle gündemde olan bir toplum ortaya çıkarırsınız. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Diyanet ve cemaatler eliyle ÇEDES benzeri projelerle işte bu amaca hizmet ettiğini de hepimiz acı bir şekilde görüyoruz. Sayın milletvekilleri, ve şu an hepimiz biliyoruz ki bu ülkede farklı inançlara, farklı kimliklere karşı devletin siyaset yapma sorunu vardır. Geçmişten bugüne hiçbir somut unsurla farklılığımızı kabul etmiyor, Alevilerin özgürlüğüne müdahale ediyor. Alevilerin inansal sosyal eylemlerini kendi ideolojisinin varlığını kurban edercesine manipüle ederek Alevileri asimile etmeye çalışıyor. Tek teklifleştirme adına uyguladığı sürgün politika ile Alevilerin kendi coğrafyasından güçle zorluyor, onları yol gitmez, kervan geçmez topraklara ehilleştirme çabası içinde cem evlerini ibadethane olarak kabul etmiyor. İnanç taşıyıcıları olan pirleri, dedeleri, babaları, anaları, yol erkan yürütücülerine ya yeni bir tanım koymaya ya da askıyla, baskıyla yıldırmaya çalışıyor. Tarihe baktığımızda birlikte yaşama şuurunu yok eden çatışma, imha davranışlarında bulunan devlet, pirimiz Hünkar Hacı Bektaş Veli dergahı başta olmak üzere Alevilerin kutsal mekanlara el koymuş, bazılarını kültürel gezi mekanları haline getirmiş, bazılarına da cami, mescit ekleyerek zapt etmiştir. Siyasi iktidarların keyfi otorite kullanmasının sonucu Koçgiri, Dersim, Malatya, Kırıkan, Maraş, Çorum, Sivas, Gazi katliamları olmak üzere başta ne yazık ki bu katliamlarla çekilen acılar üzerinde bir yüzleşme olmamıştır. Arşivler halen açılmamıştır. Talebimiz de bu arşivlerin acil bir şekilde açılmasıdır. Değerli milletvekilleri, Alevi kurumlarını Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlayarak İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda muhtarlıklar, sivil toplum kuruluşları, örgütleri ve yerel yönetimler aracıyla inanç merkezlerimizde ele geçirilmek istenmektedir. Alevi inancının müzelik bir inanç haline getirilmek istenmesi de Diyanet'in devlet içindeki projesidir. Sayın milletvekilleri, Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş Veli dergahında namaz kılmak serbest diyeceksiniz ama cem yapmayı yasaklayacaksınız. Vallahi haksızsınız. Alevi köylerine cami yapıyor, imam görevlendiriyorsunuz, 5 vakit ezan okutuyorsunuz ama yollarını yapmıyorsunuz. Vallahi haksızsınız. Türbelerimize, kutsal mekanlarımıza hoparlör takıp ezan okutuyorsunuz. Kutsal coğrafyamızı HES, ZES, maden, arama, turizmi adı altında yok ediyorsunuz. Vallahi bu hakka, halkımıza haksızlık yapıyorsunuz. Oysa ki devletin, siyasi iktidarın dine, inanca, her türlü müdahalesine zemin olan Diyanet İşleri Başkanlığı yerine ülkemizdeki tüm din, inanç ve mezheplerin temsil edildiği, birbirinin derdine derman olduğu, dara düştüklerinde hep beraber çözüm ürettikleri bir yapı oluşturulmalıdır. Şu anda tam da toplum olarak böyle bir yapıya ihtiyacımız hep beraber var. Sayın milletvekilleri, bizler tartışmasız bir şekilde tanınma, inanç özgürlüğü, eşitliği, yasal anayasal düzenleme yapılmasını istiyoruz. Evet, yeni bir anayasaya ihtiyaç var mıdır? Kesinlikle vardır. Ancak şu an var olan anayasanın aymın asgari hükümleri dahi uygulanmıyor. Bu vesileyle Kobani Kompas davasında rehin tutulan sevgili Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ'ın izninde bütün siyasi tutsak arkadaşlarımıza selam gönderiyorum. Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş Veli buyurur ki, hak güneşten daha zahirdir diyor, saygılarımı sunuyorum. Aşk ile.